Görüyor musun? Evet, görüyorum. Parçalamış, bak, kapağı burada. Benim bölmelerim var. Başında yatıyorum bölmeleri. Başında yattığım halde benim bölmelerimi bile iki tane yedi. Evet, Kaz Dağları'nda arıcıları tehdit eden önemli ve büyük bir ayının aynı gecede 3 farklı noktada yaptığı tahribatı gördük. Bu yıl bölgede gerçekten geçmiş yıllara nazaran bakıldığında çok bol miktarda ayı popülasyonu var. Biraz önce karşı yamaçlardaki bulunan kovanların olduğu noktada bir ses duyduk. Bu bir kovanın yuvarlanması sesiydi. Gece gerçekten çok sakin. Takriben 300 metre karşı yamaçta olmasına rağmen mevcut sesi çok net bir şekilde duyduk. Bunun bu saatte, bu gece yarısına yakın saatlerde bir tek anlamı var. Orada bulunan bal arısı kovanlarını bir ayı devirdi ve muhtemelen de bal ve petekleri, özellikle de lavraları yemek üzere orada önemli bir zarara sebep oldu. Sabahın erken saatlerinde o bölgeye gidip bir kontrol edeceğim. Oradaki arıcı arkadaşların çok sıklıkla orada kalmadıklarını biliyorum. Bizler burada kovanlarımızın başında nöbet usulüyle 7-24 durmaktayız. Eğer bunu böyle yapmasak benzer bir durum bizim başımıza da gelecek. Gerçekten bu dönemde Türkiye'nin her bölgesinden kestane balı amacıyla Kaz Dağları'na gelen arıcılar, özellikle ayı popülasyonunun artması neticesinde birçok tacize ayı tarafından uğruyorlar. Ümit ederim sezon takriben artık bir hafta içerisinde tamamlanacak. Bu süreç içerisinde bizim kovanlarımızda herhangi bir sıkıntı olmaz. Mevcut kovanlarımızın farklı noktalarını ışık sistemleriyle caydırıcılık oluşturmaya çalışıyoruz. Yine bazı arıcı dostlarımız elektrikli tellerle bal arısı kovanlarının çevresini çevirerekten dışarıdan herhangi bir yabani hayvan müdahalesine karşı son derece etkili önlemler alabiliyorlar. Geçmiş olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Buyur abi, gel. Çıkın bakalım. Buyur abi, gel. Değerli arıcı dostlar, dün akşam ayının sesini duyduğumuz noktaya doğru geldiğimde arıcı abilerimizle karşılaştım. Onlar zaten konuya vakıf olmuşlar. Uzun zamandan beri de ayının tacizine uğramaktaymışlar. Dolayısıyla hem kendi kovanlarından hem diğer arkadaşlarının bulunduğu kovanlardan zaman içerisinde her gün birer ikişer kovanı maalesef darmadağın edip balını yemiş, lavraları yemiş. Şu an tam da kahvaltı saatinde ben kontrol için buraya gelmiştim. Arkadaşların davetine de hayır demiyorum.
burada güzel bir kahvaltıyı dostlarla birlikte, ayrıca abilerimizle birlikte yapacağız. Afiyet olsun. Gelin fena değil ama. Mal getiriyor. Değil mi? Bir şey, evet. Mal gelip bir şey bu anlamıyla. Çalışma onun hızlı değil ama iyi yani, bal geliyor. Hocam buyur, kestane polen ikramidim size. Ay maşallah. Evet. Bu burada böyle yenir. Çok farklı bir aroması var. Hafif acımtırak gibi. Sırf kestane tutmuş gibi. Karşım yok şu anda. Tıpkı balı gibi, kendisi de çok değerli. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Afiyet olsun hocam. Eyvallah. Başka türlü olmayacak. Gün günü tutmuyor. Bu... Aynı. Fakat dün çok yağmur yağmamış. Edremit'e falan ne kadar çok yağmur yağdı biliyor musun? Yağmıştı. Avran'dan Burhaniye'ye kadar çok mükemmel yağmur. Bu kat kırık. Bak. Petekleri bak. Gör orada bak. Orada iyiymiş bak. Kaldırmadık petekleri. Bak. Görüyor musun abi? Bak çıtaları görüyor musun orada bak? Burada yuvarlamış bak. Bak çuval orada. Bak çıtalar orada yerde aşağıda. Kuvanı aşağıdan getirdik. Çıtaları görüyorsun değil mi buradan? Bak kaç tane. Dolu kuvanı. Yani biz buradaydık yani. Geldiğimizde kuvanı almış aşağı. Kat burada, kuvan aşağıda. Yani bak hiçbir tarafa zarar vermemiş. Kuvanı sen buradan tutup nasıl alıyorsun ya aşağı? Aşağıya yani. Bak bu katı falan kırmış bak. Örtü şeylerini bak bunları. Bak görüyorsun. İzine bak. Ayının izi. Kovanın dolu olmasını biliyor hayvan, dolu olmasını biliyor. Aradan onu çekip balı olan kovanı götürüyor abi. Anlatabildim mi? Yani onu, o hayvan onu biliyor. Bu kadar 50 tane, 100 tane kovanın içinden dolu kovanı biliyor yani. Alıp götürüyor yani. Bu kadar yani dolu kovanı anlayabiliyor yani. Onu demek istiyorum. 2 tane yedi. Yani 2 tane. Yani başında durduğum halde. Yani onun için ben de kaldırdım, arabayı götürdüm buradan. Yani yapacak bir şey yok. Şu anda Kaz Dağları'nda kestane balına çok yakınız. Arda neredeyse balı koydu, bir sınır kaldı. Değerli arıcı dostlar, maşallah diyelim, bereketli olsun diyelim. Eyvallah. Gerçekten sezonun iyi gittiğini düşündüğüm bir yılı yaşıyoruz. Abimizin de arılarındaki çift katlı güçlü kovanların olması bal verimini çok arttıran öğe. Dolayısıyla sırlamaya ramak kala güzel bir petiği, zaten üzerinden belli bembeyaz sakız gibi bal mumu yapmış. Verim iyi gidiyor Allah'a şükür. İnşallah bu sene güzel kestane balını doğal olarak almak nasip olacak. Bereketli olsun. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet. Kovanlarda mevcut tahribattan dolayı arı saldırgan olabilir. O yüzden tedbirimizi alıyoruz. Evet, haydi gidelim. Evet değerli arkadaşlar, şu an ayının saldırmış olduğu kovanlara bakmaya gidiyoruz. Burada daha önce 2 adet kovanı ayı yemiş. Bu akşam da... Çıtalar orada bak. Evet. 2 evet. Tane bak orada. Aşağıda da var bak. Kaç tane? Kovan nerede? Kovan bu üst katını yedi, katı da burada bak. Katı da. Katı bu, bak kovanın yediği katı bu. Bak bu kovanın üst katını yedi, burada çıtaları. Bu kovanın üst katını yedi.
İçinde arı var mı? İçinde arı biraz kaldı. Bir parça kaldı. Toparladınız öyle mi? Bir parça toparladık tabii. Tamam. Bunu yedi. Tamam, şu çıtalara bakayım ben. Evet. Bakın pençe izleri üzerinde duruyor. Evet, buradan aşağı götürmüş. Bak bunu bu gece yemiş bak hocam. Bak, bak. Bu gece bak. Bir, iki, üç tane çıta. Bak, altı da bu. Arıları çek. Vay vay vay. Peki nereden almış? Hani nerede? Bu kova, bu kova. Bunu ben kandırdım. Tamam, bu kova. Tamam. Üstünü yemiş. Tamam. Değerli arıcı dostlar, şu an ikinci tahribatın olduğu noktaya geldik. Dün gece buradaymış. Fakat üçüncü grup arılarda da yenme olasılığı var. Şimdi oradan diğer tarafa bakacağız. Orada tespit yapacağız. Sondaki kovanlar arkadaşlardan aşağı yukarı 1 kilometre uzaklıktaki bir mesafede. Aradaki ve yakındakini alan arı şüphesiz sondaki kovana çok daha emin bir şekilde ilerleyecektir. Muhtemelen orada da bir hasarın olduğunu düşünüyorum. Evet, o kovanlara doğru yaklaştık, geldik. Şimdi hemen şurada kenarda duruyorum. Evet, kovanlara doğru ilerliyoruz. Bakalım ne var burada. Şu aradan sanki bir tanesi boşalmış gibi bak. Evet. Görüyor musun? Evet. Evet arkadaşlar bakın. Görüyor musun abi? Bak. Evet. Görüyor musun? Evet, görüyorum. Parçalamış, kapağı burada. Aşağıda bak şeyleri. Aşağı tarafta çıtaları. Evet. Burada. Kapak. Evet. Bak çift katlı kovanları yemiş. Öteki özellikle zayıf olanlara hiç dokunmamış. Çift katlı kovanlar, evet. 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 Değerli arıcı dostlar, nerede güçlü ve ağır kovan var, arı gidip o arıyı gidip ayı buluyor ve dolayısıyla onu seçiyor. Bakın buradaki çift katlı kovanı bulmuş. Petekler yerlerde. Sanırım biz bunun şeyini duymuştuk. Şu an diğer peteklere de bakalım. Bakın izler burada. Bakın. Görüyor musun onu? Oh oh, bu arı da toparlanabilir yalnız bak. Bunu toparlayacaksın zaten. Toparlayalım bunu. Ben onun için geldim zaten. Evet. Görüyor musun? Hmm. Evet. Bak. Kovan aşağıda galiba. Bir bakalım kovanı da bulalım. Evet. Bak bunu parçalamış, yemiş. Bunu yemiş. Evet. Şimdi kovanı bulmaya çalışıyoruz değerli abi. Arıcı dostlar. Burayı aşağıya sürüklemiş. İzlere bakarsak aşağıya gidiyor. Bak kovan aşağıda. Evet. Ne kadar aşağıya götürmüş kovanı görüyor musun? 50 metre aşağı götürmüş. Daha fazla. Evet, daha fazla. Gel burada bak. Gel. Evet kovan burada. Bakın. Kovanın kendisi. Bu da kovanın katı. Bak burada izleri var. Şu izleri. Evet işte oralarda yemiş onları. Evet.
O da çekmecesi. Evet, bu da çekmecesi. Bak kırmış şeyini çıkartmış, çerçevesini çıkartmış. Alalım toparlayalım bunu. Bu arıları ben içine koyuverim bari. Tamam. Ya. Vallahi adamın 4 arısı var zaten. Ben onu neyse alayım ötekini. Ben bir tanesini alabilirim. Şunu alabilirim. Bunu alabilir misin? Ben onu alırım. Alırım. Buradan götürebileceksen. Tamam. Evet. Kaz Dağları'nda arıcıların son derece baş belası, arıcıları tehdit eden önemli ve büyük bir ayının aynı gecede 3 farklı noktada yaptığı tahribatı gördük. Daha önce de bu tahribatı arıcı arkadaşlarımıza yapmışlar. Arkadaşlarımız bir türlü engelleyemediklerini, burayı beklediklerinde diğer taraftan gelip kovanları parçaladığını ifade ediyorlar. Bu arazi koşullarında gerçekten onu buradan caydırabilmekte çok güç gözüküyor. Muhtemelen arkadaşlarımız ya arıyı buradan kaldıracaklar, burayı terk edecekler ya da her kovanın başına, her grup kovanın başına birileri oturup bekleyecek. Başka çaresi gözükmüyor. Evet, şimdi arıyı toparlamak için kovanları götürüyoruz. Yuvarlamış aşağıya onu. Evet. Yuvarladı mı acaba? Yuvarlamış mı gitti? Zaten. Yuvarlanmış zaten böyle. Bu tangırtıyı, biz dün akşam bu tangırtıyı duyduk. Yani bu kovana devrildiğini, karşı yamaçta da bizim arılarımız var, duyduk. Silah attık ve silahtan sonra buradan uzaklaştı. Yani bunu bir avcı olarak hissettik. Duyduğumuz seslerden algıladık. Zaten silah sesinden sonra da ayının sesini de duyma fırsatımız oldu. 100 metre aşağıya itmiş. Çok yamaç bir yerdeyiz. Bakın bunlar ayının izleri. Bal mı var onda? Bal var. Körüğü yakayım, dur. Şurayı tutup yukarı. Evet, arıcı dostumuz, komşusu olan, yine tanıdığı arıcı arkadaşımızın ayı tarafından devrilen ve belli oranda zarar verilen arısını toparladı. Değerli arıcı dostlar, değerli doğa dostları, değerli avcı dostlar, Kaz Dağları'nda belirli arı gruplarına verilen, ayı tarafından verilen zararın burada bir tespitini yapmış olduk. Bölge gerçekten ayı popülasyonu açısından çok zengin bir bölge. Eğer kestane vesilesiyle bu bölgeye geliyor isek, tedbirimizi de alacağız. Arımızın başında yatacağız.
başka türlü ayıyla baş edebilme ihtimali yok. Yoksa birer ikişer her gün kovanlarımızın heba olması anlamına gelir bu. Lütfen dikkat. İlhan Hoca Doğada programından hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Arıcı dostlarımıza bol bereketli bir kestane balı sezonu diliyorum. Ama lütfen de dikkat diyorum. Çünkü bu bölgede risk var. Riski bertaraf etmenin tek yolu da arının başında nöbet usulüyle yatmak ya da buraya çadırı kurup 7/24 beklemek. Evet, hepinize bereketli olsun. Görüşmek üzere.